Hepinize merhabalar arkadaşlar, ben Semih. Bugün Didem Arslan Yılmaz'da herkesi şok eden bir olay işlendi. Sahte hoca çetesi insanları nasıl dolandırdı? Haberimizin detaylarına geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sahte hocanın mağdurları stüdyoya geldi. Hoca mağdurlarına altınlarını ver deyip kendi yazdığı anlamsız Arapça yazılar olan kağıdın içine altınları sarıyor. Siyah bez isteyip onları içine koyup bağlıyor. 40 gün açma bunu sakla diyor. Tabi o sırada altınları kendi alıyor ama mağdurlar da açmadığı için farkında değil. Nebahat Hanım 3 ay sonra açıp baktığında altınların içinde olmadığını görüyor ve dolandırıldığını anlıyor. 60 bin liralık altını gitmiş. Nebahat Hanım ve iki arkadaşı beraber gitmişler. Onların da aynı şekilde altınları yok. Telefona bağlanan bir mağdur ise aynı hocanın kızını konuşturacağım diyerek kendisini dolandırmaya çalıştığını, aynı yöntemle altınları kağıtlara sardığını ama şüphelenip hoca daha evdeyken kağıtları açıp gerçeği anlamış ve sahte hoca kaçmış. Bunların çete olarak çalıştıkları iddiası var. Mağdurlar aramaya devam ediyor. Evet arkadaşlar, gün geçmiyor ki güzel ülkemizde her gün insanlar kolay yoldan parayı bulabilmek için dolandırıcılık vakalarını öneriliyor. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Değerli fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.